arılar çiçeklerden polenleri alıyor. Sonra kovanlarına girip onu bal yapıyorlar. Değil mi anneciğim? Günaydın. Günaydın hayatım. Ne yapıyorsunuz bakayım? Hiç. Oğlumla hayvanları öğreniyoruz. Ben bakıyorum. Tamam. Neredeymiş? Öyle göster bakayım. Fatih Şekerizade mi? Evet. Ne oldu? Bir dakika, bir dakika. Nereye? Ne oluyor? Bir dakika, ne oluyor? Bu oluyor, bu. Bak. Mahkeme sonucu mu? Bir dakika, durun. Durun. Ne yapıyorsunuz siz? Çabuk çekin evimden, çabuk. Ne oluyor, ne bu? Al, çocuğumu almaya geldim. Lan o senin oğlun değil. Hadi oradan be. Bırak. Fatih! Bırak! Yapma çocuğumu almayı! Ya ne oluyor? Nereye gidiyorsun lan? Erkan nereye? Sakın! Sakın Erkan dokunma ama! Zorluk çıkarmayın Zeynep Hanım. Ne demek zorluk çıkarmayın? Çocuğumu alıyor! Bırak! Gel çocuğumu benden çaldınız. Bundan sonra bu çocuğu asla göremeyeceksiniz. Anladınız mı? Gel lan buraya! Ben oğlum! Oğlum! Selim! Oğlum! Kalbim! Hadi benim bir şey olmayacaktı. Hani alamayacaktı Selim'i? Allah'ım çok şükür. Gelip Selim'i bizden aldı. Yanında polisler vardı. Onlar bizi tuttu. Hiçbir şey yapamadım. Merak etme hayatım. Asla öyle bir şey olmayacak. Olmayacak tabii. Hayır. Hem ne demişler? Rüyaların tersi çıkarmış. Kıyamam ben sana. Sen kabus gördün, korktun. Gel buraya, gel. Gel bakalım. Fatih. Hı. Sen niye burada yatıyorsun? Ben su içmeye kalkmıştım da uyuyakalmışım hayatım. Su içmeye kalkarken yanına battaniye, çarşaf ve yastık mı aldın? Ya ben sana yalan söylemeyeceğim. Seni rahatsız etmeyeyim diye şey yaptım. Niye aşkım? Bu gece burada uyuruz o zaman. Fatih.
Ya bana kahvaltı mı hazırlıyorsun aşkım sen? Yerim ben seni. Ay ne tatlı adamsın sen ya. Ay. Ay çok dişim var. Aşkım. Sen benim için kahvaltılar mı hazırlıyorsun ya Fat? Fatih uyan. Fatih! Ne? Doğruyor muyuz? Ne doğurması ya? Sıkıldım artık şu olaydan. Niye öyle bağırınca hayatım? Ne demek niye öyle bağırınca Fatih? Beni aşağıda yalnız bıraktın. Yine gelmiş burada yatıyorsun. Öyle mi yapmışım? Evet öyle yaptın. Ne demek oluyor bu Fatih? Kaç sabahtır uyanıyorum yanımda yoksun. Yok hayatım ben tuvalete gitmek için çıkmıştım da. Yalan söyleme. Neden benden kaçıyorsun? Öyle değil yani ben şey yapınca... Sen beni artık beğenmiyorsun. Saçmalama hayatım. Niye beğenmeyeyim ben seni? Sen dünyanın en güzel kadınısın. Niye kaçıyorsun o zaman benden? Ya ben yatamıyorum ya saçma sapan sağa sola dönüp tekme atarım falan diye korktum. Sana inanmıyorum. Zeynep gerçekten doktoru duydun işte. Çok dikkatli olmamız lazımmış bu dönemlerde. Ondan mı yani? Evet. Ben ne yapıyorsam senin için yapıyorum. Senin iyiliğin için. Her şey senin iyiliğin için. Biliyorum. Hatta ben sana sormadan bir şey daha yaptım. Ne yaptın Fatih yine? Yani arkandan gizli gizli işler çevirdim. Ama iyiliğimiz için. Fatih benim iyiliğim için arkamdan nasıl bir gizli iş çevirmiş olabilirsin? Nefes alıyoruz, çömeliyoruz. Verirken kalkıyoruz. Tekrar. Şimdi oturuyoruz. Evet, birlikte nefes alıyoruz. Burundan nefes alıyoruz. Burundan nefes veriyoruz. Burundan nefes alıyoruz. Burundan nefes veriyoruz. Tutmuyoruz hocam, değil mi? Hayır, tutmuyoruz. Hayatım, tutma nefesini. Fatih, niye nefesimi tutayım ben? Hocam bir şey yapar mısınız? Yani tam olarak anlatır mısınız? Çünkü doğru yapılması önemli de. Birlikte yapalım hanımefendi. Burundan nefes alalım. Nefes verelim. Evet çok güzel. Bunun sayısı önemli değil değil mi? Hanımefendiciğim nefes alıp vermenin nasıl önemi olabilir? Yani doğduğumuzdan beri yaptığımız bir şey, bir refleks bu. Nefes alıp veriyoruz işte. Öyle demeyin hanımefendi. Nefes çok önemli. Nefes alışverişimiz yaşam kalitemizi belirler. Hah! Ya? Evet, devam ediyoruz. Burundan nefes alalım. Nefes verelim. Tamam, hadi ben dışarıda bekliyorum seni. Dişim gözler. Nereye? Ne nereye ya? Başlayacağım. Yogasına da sana. Yoga ne be? Ya. Burundan nefes alalım. Nefes verelim. Zeynep. Hadi daha tempolu. Fatih ne temposu ya? Yoruldun dur. Hayır hayatım, yorulmak çok duydun doktoru. En çok kilo bu aylarda alınıyor. Ve bu alınan kilolarında bebeğe hiçbir faydası yok. Başlayacağım sana da doktora da ha. Allah Allah. Hadi. Yoruldum ben. Tamam yeter dur. Hayır yok yok. Daha 3826 adım var. Yürü. Kaç? 3826 yürü. Durmak yok. Of. Hadi. Dilim çıktı ya. Hadi hayatım az kaldı. 1824, 25, 26 bitti. Ay ben de bitti. Of şuraya. Ah.
Hayatım dur, ne yapıyorsun? Oturacağım, yoruldum. Ya hayır, nemli nemli yerlere oturuyorsun, hasta olacaksın. Oh iyi, tamam. Tamam aşkım, hadi eve gidelim. Yok daha. Ne daha? Ne? Yoruldum ben, eve gidip duş alacağım ya. Başlayacağım doktorunuza daha bir. İyi bari. Zeynep, ne yapıyorsun sen? Duş alıyorum Fatih. Tek başına duş alamazsın. Ya ayağın kaysa? Ne diyorsun sen ya? Saçmalama, açık. Hayır hayatım. Bundan sonra tek başına duş almak yok. Ya ben duracağım burada, ben olmazsam da Sema olur. Fatih bana bak sen... İtiraz yok. Sen artık iyice çıldırdın, diyecek bir şey bulamıyorum. Hala? Heh. Bunlar ne? Adaklarımız Zeynep. Abim sen salim çıkarsa diye şey ettik ya. Yahu ne gerek var? Bir de iki tane almışsınız. Bir tanesi benim kızım. Nasıl yani? Şimdi kesilecek mi bunlar? Hayır hayatım, tabii ki de kesilmeyecek burada. Oy, o ne demekmiş kız? Ya hadi götürün şunları Cevat Kamil. Ya adak adadık yavrum. Cevat götürmeyin, kalsın o araya. Götürün. Götürmeyin. Ya anne, hala. Aa, yeter ama ya. Bir karar verin. Götürün, götürmeyin. Siz karar verene kadar boynuzlarını geçirecek bir yerimizde kurban biz olacağız ama. Hala, anne. Bakın burada ben kaç aylık hamileyim. Elif su var. Ne gerek var şimdi bunların burada kesilmesine? Bağışlayın, bir yere gitsin işte. Ulan yeter ya, tamam be. Ha, ulan ne kesmeyelim de ne edecek yani? Besleyecek miyiz bunları? E tamam, peki olur olur. Ne edeceksiniz edin. Ama bak beni oyalamayın burada, anladınız mı? Ha ben tekneyi özledim. Daha tekneye çıkacağım ya. Tamam o zaman, bağışlayalım kızım. Tamam. İyi, bağışlayalım o vakit. Zaten adak eti yenmez. Fakire fukaraya dağıtılır. Aynen. Cevat, sen benimkini çocuk esirgeme kurumuna bağışla, tamam? Kamil, sen de benimkini götürmeme çık vaktine. Tamam tamam canım, siz merak etmeyin. Biz şimdi bunları götürürüz, sonra dediğiniz yerlere bağışlarız, tamam? Yine de kesilecek ama. Ula uşum, sen değil miydin geçen hala be abi güvecek de yiyelim diye? Ha bu nedir suratın? Yemiyorum artık. Tayfalar, yerlerinize. Şevket Reis çok yaşa. Şevket Reis çok yaşa. Haydi bakayım, çözün halatları. Denize açılıyoruz, denize. Ya hayatım, ben bu manzaraya daha fazla dayanamayacağım. Biliyorum açılmama kızıyorsun ama ya bugünlük açılsam ne olacak ya? Ben de gelirsem olur. Sen de mi? Evet. Ben bu teknenin uçusu değil miyim? Sen bu teknenin her şeyisin ya. Dayı, ben de geliyorum. Akla gelin. Ya anne, ben de gidebilir miyim? Kız sen oluyor da. Ya ama abim ben gidiyor. Ya dayı beni de al. Uy dayım sana kurban olsun da gel atla bakayım. Yavaş yavaş kızım. Gel. Bak şuna bak şuna. Evde bir iş desem bir gel tane buraya. Gel. Nasıl uçay? Oy 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 benim canım oy. Haydi bakayım. Fatih. Heh. Acaba biz de mi gitsek? Olmaz hayatım, hamileyiz biz. Haydi bay bay, bay bay, bay bay. Rast gelsin. Herkes işine gücüne döndüğüne göre siz söylediklerimi düşündünüz mü bakalım ha? Bir karar verdiniz mi? Yani aslında biz de bunu seninle bir konuşmak istiyorduk anne ya. Senin fikrin ne? Ya şimdi bence tabii ticari olarak çok değerli bir teklif. Yani 2-3 ay içerisinde de rakam olarak çok iyi yerlere geldiniz. Ya tabii her şey para demek değil. Ama yeni bir şey yarattınız siz. Hem de çocuğunuz sayesinde.
Yani bunun manevi olarak değerinin ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Ya ben de arada kaldım. Ne desem bilmiyorum. Evet. Bence de çok mühim mesele. Karışmak olmaz şimdi. Ya işte böyle maneviyatı da çok yüksek olduğu için biz de arada kalmıştık ama... Karar verilmiştir, satmıyoruz. Evet, yani o şirket Selim'in, doğacak bebeğimizin, çocuklarımızın geleceği. Bağ kalırsa da satmayın. Ya ne yalan söyleyeyim, ben de aynı şeyi düşünüyordum. Geçip soran olmadı ama. Yok halacığım yani biz şimdi sen anlamazsın diye. Anlarım Zeynep, bal gibi de anlarım. Bundan böyle gizli kapaklı konuşukları yasaklıyorum, anladınız mı? Öyle bahçe köşelerinde, gatiartlarında plan etmek yasak. Bir konu oldu mu ailemizi ilgilendiren hep birlikte toplanacağız, karar vereceğiz, ona göre hareket edeceğiz. Anladınız mı? O şirkette satılmayacak. Ticari olarak çok büyük hata. Anladınız mı? İşte o kadar. Abi, haydi. Koyuyorum, halamışım mani kardeşim. Trip attı. Yavaş yavaş işim var. Hayatım, tam 16 dakikamız var. Ne için? Dinlenmek için. Sonra yoga. Yok ya. Ben bugün yogaya falan gitmem. Evde yatacağım bugün. Hayır hayatım, olmaz öyle şey. Doktorun dediklerini duydun. Fatih, bıktım şu doktorun dediklerinden. Yeter ya. Bu benim ilk çocuğum değil. Ben Selim'e hamileyken var ya, New York sokaklarında böyle karnım burnumda yürüyordum, yürüyordum, işe gidiyordum, çalışıyordum. Tamam hayatım, sen zaten istemeden spor yapıyor musun? Şimdi oturuyorsun ya evde, o yüzden dedim ben de. Ay Fatih, bazen beni gerçekten... Pardon. Zeynep Şekerzadesi misiniz? Benim. Buyurun, size bu. Şuraya imzalar mısınız? Bu ne? Bilmiyorum hanımefendi. İmzalayın lütfen. İyi günler. İyi günler. Teşekkürler. Tebligat. Ne bu? Ertan Selim için DNA testi istemiş. Davacı Ertan Sönmez tarafından mahkemeye verilen dilekçede davacı, Selim Şekercizade ile soybağ olduğunu ve Selim Şekercizade'nin öz babası olduğunu iddia ederek babalık hakkı için talep ve dava etmiştir. Davacının sunduğu deliller gerekli incelemenin başlatılması için mahkemede yeter kanı oluşturmuştur. Gereği düşünüldü. Nüfusu ana adı Zeynep Taşkın Şekercizade ve baba adı Fatih Şekercizade olarak kaydedilen Selim Şekercizade'nin davacı Ertan Sönmez ile soybağının olup olmadığının tespit edilmesine dair aşağıdaki hüküm kurulmuştur. Hüküm. Davanın kabulü ile Selim Şekercizade'nin Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü'nde soybağ tespiti amacıyla moleküler genetik inceleme yapılması için davacı Ertan Sönmez tarafından babalık bağı gözetilerek DNA testi yapılmasına ve Selim Şekercizade'nin mahkemenin atadığı kolluk kuvvetleri eşliğinde kimlik tespiti onayı yapılarak 26 Nisan 2016 tarihinde saat 15.00 itibariyle hazır bulundurulmasına hükmedilmiştir. Davalılar bu hükme uymadıkları takdirde polis zoruyla mahkemenin hükmüne uymaları sağlanacaktır. Ben biliyordum yani. Elinden ne geliyorsa yapacak işte böyle, Allah kahretsin yani. Resmen çocuğumu kendi ellerimle götürüp onun oğlu olduğunu ispat edeceğim işte. Zeynep bir dinle. Aşkım ne yapacağız biz ya? Hiçbir şey yapmayacağız hayatım. Ne test yaptıracağız, ne kan vereceğiz, hiçbir şey yaptırmayacağız. Fatih, sen benim okuduğumu duymadın mı? Oğlumuzu asla vermeyeceğiz, bu kadar basit. Polis zoruyla diyor ya burada. Kaçacağız hayatım. Selim'i de alıp kaçacağız, bu kadar basit. Aşkım bu o kadar kolay bir şey mi? Mahkemeden bahsediyoruz burada. Kaçtığımız zaman suçlu durumuna düşüyoruz. Yani bu evrak farz et ki gelmedi bize. Biz yoktuk, uzaklardaydık. Olamaz mı? Kendi çocuğumuzu mu kaçıracağız yani? Evet hayatım. Hatta hemen şu an hazırla, çıkıyoruz, gidiyoruz yani. Olmaz Fatih. Hiçbir yere kaçamayız.
Ya bir şekilde bizi yakalayacaklar. O zaman her şeyi daha kötü bir duruma sokmuş olacağız. Ben senden ayrı kalmayı daha fazla dayanamam. Bu riski bir daha göze alamam. Hele şimdi hiç. Tamam hayatım, ne olur. Üzme sen kendini. Üzülme deyip durma bana Fatih ya. Burada Selim söz konusu. Bana şunu söyleme. Nasıl üzülmeyeyim ben? Hayır hayatım. Bu konu seninle alakalı değil. Ben kendim savaşacağım. İki dünya bir araya gelse o bizim oğlumuzu alıp gidemeyecek. Ben dünyanın en iyi avukatını bulacağım. Tamam. Ne olur sen üzme kendini. Ay. Uzanayım ben. Bana yaşattıkları kabusu şimdi biraz da onlar yaşasın bakalım. Gözde Hanım, şimdi bundan sonra ne olacak? Bizi ne bekliyor? Anlatır mısınız biraz? Davayı açtık. Tebligat ellerine çoktan ulaşmıştır. Bundan sonra bekleyeceğiz. Artık ücreti yeniden konuşabiliriz. Ama biz o konuyu halletmiştik. Evet, o ücretten biz bahsetmiştik, konuşmuştuk daha önce. Bu davanın kabul aşamasındaydı. O ücret bunun içindi. Nasıl yani? Aynı ücretle devam etmeyecek miyiz şimdi? Böyle bir şey konuşmadık Ertan Bey. Bakın bu yeni bir dava aşaması. Şekercizadelerin karşımıza büyük bir avukat ordusuyla çıkacağından eminiz. Ancak ben de bugüne kadar aldığım hiçbir davayı kaybetmedim. Bu yüzden ücreti yeniden konuşabiliriz. Tabii benle devam etmek istemiyorsanız... Yok, sizle devam etmek istiyoruz tabii ki. Hatta siz tam aradığımız avukatsınız ama... Ama aşkım... Size bir şey sorabilir miyim? Siz bu davayı kazanmak istiyor musunuz? Yoksa istemiyor musunuz? Ben de öyle düşünmüştüm. Ne kadar peki bu ücret? 100 bin. 100 bin mi? Çok değil mi ya? Kazanacaklarınızın yanında hiç de çok değil. Kazanacaklarınız derken neden bahsediyorsunuz Gözde Hanım? Ne kazanacağız başka? Yani bu davanın sonunda sadece çocuğun velayetini almakla kalmayıp başka tazminatlar da kazanabilirsiniz. Tazminat? Nasıl yani? Ne gibi tazminatlar kazanacağız? Hiç merak etmeyin Ertan Bey. Bütün bunları sizinle detaylı bir şekilde konuşacağız. Hepsini anlatacağım. Ama önce bu avukatlık ücreti konusunda hemfikir miyiz? Ya öyle de nereden bulacağız bu parayı, 100 bin lira? Aşkım para sorun değil. Eğer sen böyle devam etmek istiyorsan ben onu hallederim. Aşkıma bak be. Tamam, anlaştık. 100 bin lira veriyorum size. Yalnız bir şartım var. Çocuğun babası olduğum ispatlandığında tam velayet istiyorum. Bundan sonra çocuğum benimle yaşayacak. Öyleyse aşmamız gereken bir engelimiz daha var. Ne kaldı Gözde Hanım da? Açtık her şeyi işte. Annenin ahlaki bakımdan hiçbir kötü durumu olmadığına göre... ...ve toplumda saygıdeğer bir kişiyle evli olduğuna göre... ...ve maddi durumunu da göz önünde bulundurursak... ...hiçbir hakim bekar bir adama çocuğun velayetini vermeyecektir. Yani ne öneriyorsunuz o zaman? Yani... ...evlenmiş olsaydınız çok iyi olurdu. Oğluşum uyanmış mı, oğlum mu uyanmış, annemi uyumuş. Annenin üstünü örtelim değil mi? Seni şöyle bırakayım oğlum. Ertan. Hayatım dur. Şey kapıydı. Ben bakıyorum, Selim burada. Tamam. Anneciğim. Gel bakayım yalnız. Selim. Gel.
Günaydın aşkım. Günaydın. Da 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 da. Biz geldik. Teyze. Yavrum. Ay nasıl özlemişim ayol ben seni. Gel öpeyim. Ah, sen de özledin mi bizi? Tabii tabii de sen niye... Çekil bakayım gelinim nasıl, ne yapıyormuş? Yavrum! Neredeymiş benim güzel gelinim? Ay Selim Paşa'm, aman aman! Ay nasıl özlemişim yavrum! Hoş geldiniz Mukadder Hanım. Hanım ne öyle? Teyzenim ben yavrum, senin teyze diyeceksin. Teyzeciğim hayırdır, evde bir şey mi oldu? Ayol ne olacak evde? Ben sizi özledim geldim yavrum. Yok ondan demedim yani, böyle bir anda şaşırdık da. Ayol özleyemez miyim? Ben buraya gelemez miyim? Yok yani tabii ki canım. Nasılsınız? Ay nasıl gidiyor hamilelik? İyi, iyi çok şükür. Aşermeler başladı mı? Evet ufak ufak başladı. Olur öyle, olur. İyi olun da siz. Sen nasılsın yavrum? İyi. İyi, iyi yani. Ay yok. Sizde bir şey var. Ay! Mukaddes mi bir şey yaptı gene? Yok. E ne oldu? O ne o? Aa! Ahlaksız, terbiyesiz, seviyesiz. Ay bunu da mı yaptı bu? Zaten hiç gözüm tutmamıştı onu. Onun gözünün akı karaydı. Sarı çıyan. Üzülmeyin yavrum, üzülmeyin siz. Siz bunun da üstesinden gelirsiniz yavrum. Geleceğiz. İnşallah. Tüh, bak görüyor musun? Öyle 5 dakikalığına uğramıştım. Yok artık gitmem ben. Gitmem, buradayım ben. Yok. Ay yok teyzeciğim, sen bizim için şey yapma. Ne yapmayayım çocuğum? Sizin başınız dertteyken ben sizi bırakıp gider miyim yavrum? Buradayım nokta. Kim bu? Yok hayatım, korkma ben bakıyorum. Korkma yavrum, ben buradayım. Cango burada. Sakin. Yavrum, annenin kuzusu. Oh, oh. Siz de mi geldiniz? Fatih, hoş geldin demek yok mu oğlum? Ya hoş geldiniz de yani niye teker teker geliyorsunuz? O ne demek öyle oğlum? Ya az önce teyzem de geldi içeride. Aa yüzsüz, görüyor musunuz? Şimdi de buraya gelmiş. Çek şuradan çek. Fehmi, durdur şu karını. Kades! Ya ne oluyor? Yani. Yüzsüz! Ay, ne oluyor? Kades, dur! Elinin körü oluyor Mukadder. Sen ne biçim kadınsın Mukadder ha? Kapıdan kovuyorum, bacadan giriyorsun. İtinle bitinle yayılmışsın iyice. Burası benim çocuğum değil mi? Defol! Mukadder sen niye öyle diyorsunuz ya? Mukadder çok rica ederim. Lütfen Zeynep hamile. Kendine gel Mukadder. Gelmeyeceğim anneciğim. Ne iş var bunu burada be? Yürü! Sana ne, burası benim yeğenimin evi. Ben doğurdum ya onu. Benim çocuğum ya o. Defol git hadi. Defol! Mukadder hanım lütfen. Zeynep'ciğim sen karışma, Allah aşkına karışma. Bu kadının bu evde olmasını istemiyorum ya. Al itini bitini. Hadi hadi hadi. Anneciğim sen yine delirdin mi? Ne delireceğim be? Durmadan delirecek miyim ben? Mukaddes bağırma. Bak çocuk korkuyor. Evet babaannem haklı. Hem hamileyiz biz. Tamam tamam, ben şimdi bu evi bu mikroptan kurtaracağım tamam mı? Bir temizlik yapıyorum. Mukadder hadi bakalım dışarı dışarı. Bana bak sen gitsene kendine yeni bir aile kursana. Evleniyor musun, çoluk çocuk mu yapıyorsun? Ne yaparsan yap ya, onların boşuna ekşi ya. Bırak çocuklarımı ya, bırak ya, bırak. Yahu yine niye, ne oluyor, niye böylesiniz siz ya? Mukaddes! Kenar sakin ol. Sen kendini ne sanıyorsun? Kimin evinden kimi kovuyorsun? Sus! Susmayacağım, susmayacağım Fehmi. Kız sen ne yüzsüzsün, niye mal mal bakıyorsun? Gitsene. Gidemem Mukaddes, gidemem ki. Niye gidemiyorsun Mukadder, niye gidemiyorsun? Benim gidecek yerim yok ki. Ayol ne demek gidecek yerim yok ya? Senin de bir tane 15 odalı malikanen var, bir de deniz kenarında yalın var. Ya ona git ya, ona git ya. Çocuklarımı bırak ya, düşsene yakamızdan Mukadder. Yok artık hiçbiri yok ki. Ne oldu Mukadder? Ben her şeyimi Fransa'da kumarda kaybettim. Benim Cango'ya mama alacak bile param yok. Biraz ona para ayırmıştım. O parayı da Fatih Melisa'dan kurtarmak için harcadım. Sonra umudum Servet Karun'du. E onu da Mukaddes öldürünce ben ortada kaldım. Evsiz, barksız, kısacası bir homeless'ım. Homeless ne be? Evsiz, sokakta yatan. Ay kardeşim,
Sen fakir mi düştün yoksa? Ay kıyamam ben sana. Ayol duydunuz mu? Kardeşcizim fakir düşmüş. Fakirim ben mukaddes. Yok. Sen mukaddes Şekercizade'nin kardeşisin. Eğer ben zenginsem sen de zenginsin mukadder. Hadi. Hadi kalk, kalk gidiyoruz. Ay güzel kardeşim, ay ne de güzeldir. Vallahi bana çekmiş güzelliğin. Kalk gidiyoruz. Nereye gidiyoruz mukaddes? Bir alışveriş falan yapalım. Hadi bana bak. Dik dur, dik dur, dik dur. Ben kimseye mukaddes Şekercizade'nin kardeşi fakir düşmüş dedirtmem. Kalk, yürü yürü yürü. Her zaman yanındayım ben. Ay biz beraber yürüdük bu yollarda ayol. El ele. Yine yürürüz kardeşcağızım. Hadi canım gidelim alışverişler yapalım. Gidelim. Ay, gel paşam bakayım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.